Rüyalar ve Latif isminin tecellileri. Rüyalara da gelirmişiz nihayet. Evet. Bu mesele önemli bir mesele. Rüya meselesi. Latif isminin alanına girer rüyalar. Belki Basir isminde işlenmeli gerekli miydi? Hayır, aslında Latif ismine girdiği için bendeniz ta Basir ismini işlerken Latif isminin altına koymuştum rüyayı. Latif olan Allah'ın lütuf tecellilerinden biri de salih rüyalardır. Mahlukat alemi üçe ayrılır. Alemi mülk, alemi melekut, alemi misal. Alemi mülk, bu gördüğümüz maddi varlıklar alemidir. Üç boyut ve artı zaman. Üç boyut ve zaman. Maddi varlıklar. İşte şu kainatta gördüğümüz tüm dönen cisimler bu alemi mülkü oluşturur ve onların içinde. Yani özgür ağırlığı olan her varlık alemi mülkün konusudur. Özgür ağırlığı olmayan her varlık da alemi lahut veya alemi melekutun konusudur. Ona nurani alem de denir. Özgür ağırlığı yoktur. Teraziye gelmez, metreye gelmez. Maddi değil, manevi alemdir. Peki bir alem daha var, alemi misal. Bu nedir? Temsil. Gerçekte bu bir alem değildir. Ama misal alemidir, temsili bir alemdir. Rüyalar bu aleme aittir. Temsil, biz piyasada temsil derdik eskiden değil mi? Temsil derdik. Niye? Çünkü gerçekte sahnede oynanan gerçek bir hayat değil. Bir oyundur. Oyun. Yani oradaki kötü adam rolündeki adam kötü değildir. Oradaki kral rolünde olan kral falan değildir. Garibanın biridir. Efendim, ayın sonunu zor getiren. Efendim. Dolayısıyla ama siz kral olarak seyredersiniz. Nedir? Temsildir aslında. O zaman işte rüyalar da temsildir. Onun için rüyalar tashih edilmez. Yani doğrulanmaz. Tabir edilir. Tabir edilir, yorumlanır. Niye? Temsildir de ondan. Temsil yorumlanır. Orada kral suretinde rüyada gördünüz, o kral değil. Peki ne o zaman? Onu yorumlarsınız. Rüyada efendim bit gördünüz. E bit nedir ya? İşte evde bit aramaya başlarsanız yanlış. Para arayacaksınız. Çünkü rüyada bit gördünüz mü paradır. Niye? Para gerçekte Allah nazarında bittir. Onun değeri odur. Dolayısıyla gerçeğini gördünüz siz yani. Alem misalde. Rüya duyulmayıp görüldüğü için rüya denilmiştir. Kat saddaktar rüya diyor değil mi Kur'an? Daha doğrusu Rabbimiz Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim rüyayı görmüş. Çocuğu almış. Bir güzel efendim. Oysa tabir etmeliydi. Tasdik etti. Rabbimiz de belki sitem kabilinden lekad saddaktar rüya. Sen rüyayı tasdik ettin İbrahim diyor. Oysa tabir etmeliydi. Yani o tabir edemeyince Rabbimiz tabir etti. İnsan böyle kurban edilmez ya İbrahim. İnsan Allah'a adanırsa kurban olmuş olur. Buydu verilmek istenen ders. Buydu. Onun için sen aslında İsmail'i kurban ettin. Kurban etmek koçu kurban etmeye benzemez. Koçlar kesilirler, İsmail'ler adanırlar. Adanınca kurban olurlar. Nezredilirler. Eyvallah.